Herkese günaydın. Biz arkadaşlar Sıla Yol'un dinlenmesindeyiz. Almanya'dayız. Bir gün dinleneceğiz burada. Biz şimdi kardeşimin evine geldik. Burada dinleneceğiz. Ondan sonra biraz alışveriş yapacağız, gezeceğiz. Yarın bakalım yola devam eder miyiz, etmez miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şu saçımı toplayayım. Günaydın diyecek misin herkese? Kamera senden bıkmış, fokus yapmıyor sana. Yüzüm kirlidir belki, o yüzdendir. Dünden beri yoldayım. Yüzümü yıkadım aslında ama. Günaydın. Özgür, İngiltere köprüyü geçmiştik. Paralı ödeme yerini ödüyorum. Paralı ödeme bir yerden geçip onu şimdi ödüyor. Geç kalmasın diye. Aynı gün içinde ödememiz lazım. Tüm tesis arası kahvaltı hazırlıyor. Bu arada arkadaşlar Emre'nin eşi oluyor. Kardeşimin eşi Deniz. Onların evine geldik böyle. Ve mis gibi kahvaltı hazırlıyor bize. Ben çok şanslıyım bugün. Şöyle bir kahvemizi içtik sabah. Tatlış bahçeye bakar mısınız? Bu dekorasyonu kopyalamayı düşünüyorum tabii ben de. İngiltere'de. Bakın bir tarafı da ekme yapmışlar. Yani çok güzel. Tamam geldim Azat. Geldim. Sen bugün biraz yaramaz kalktın sanki Boncuk. Çorap da çıkmış. Özür, keyfe bak. Kalk lan. Kalk, atletin nerede senin? Napili. Keyfe bak. Almanya'ya gelmiş, bir de şeye biniyor, salıngaça biniyor. He, keyif yapıyor Özgür, bak bak. Terbiyesiz. Kalk oradan kalk. Bana bak kalk. Kaşlarını çatma kalk. Video çekiyor yanına. Haberin var mı? Dünya umurunda değil ki. Altına yolda işeyen çocuk. Belçika'yla Fransa'da kaka yapan çocuk. Kalk. Dur. Kalk hadi kalk. Dur canım. Kalk. Yapma Özgür. Çok rahat. Elleme. Rahat çocuk. Göbekli. Cevap da vermiyor ha. Sanki o kadar. Çocuğumu rahat bırak. Arabayı kendi sürmüş sanki. Çok rahat. Özgür, bunu alman lazım ona. Çok sevdi. Kız yok, yol yorgunu diye öyle. Dizlerini tutuyor, bak bak yorulmuş, bacaklarım ağrıyor diye. Ne oldu lan, romatizma mı oldu? Düşünüyor nasıl gideceğiz bu yolu diyor. Ah, daha kaç ülke var diyor. Yok yok diyor, şu babam başımdan gitse dedi. Yolumuz uzun diyor. Evet arkadaşlar, Almanya'da 32 derece bugün. Yuhu. Ne yuhusu ya, yuhu ne? Yani... Sıcakta yola gidecek. Sıcaktan mı? Ben sevinmiyorum ki. Tersi yani tepki o. Ay özgür. Yuhu değil demeyeceğiz ama şöyle yapacaksın. Olamaz. No. Olamaz. No. Böyle yapacaksın. Oh man. Ankara'da bir adam at arabası çarpalı bir ay olmuş, biliyorsun değil mi? Ne olmuş? At arabası Ankara'da yolda karşıdan karşıya geçen bir adama çarpalı bir ay olmuş. Espri mi yaptın? Anladım millet espriyi. Neyse, bugün yanacağız. Alışveriş yapmamız lazım. Aa, bu sıcakta inşallah her yerin kliması açıktır, havalandırması. Sıcaktan gebermeyiz inşallah. Ay, ben zaten bıktık. İngiltere felaketti. 2-3 günü felaketti. Şimdi buraya da gel, yani burada da aynı devam ediyor. Bakalım. İnşallah yolda öyle gitmez diyeceğim ve hiç iyi hissetmiyorum. Sence sıcak mı olacak yol? Aferin, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay, ne yapıyorsun? Lan eşiyor. Oğlum ne yapıyorsun? Kemiği elinde mi? Ayağa kalk. Evet, babam geldi. Rahat mı? Ayağa kalk ya, saygıya gel. Rahatını bozmasın. Oy. Tamam diyor, rahatını bozmasın. Onun rahatı yerinde. Rahatını bozmasın. Ne yapıyorsun? Çok mu işte? İyiyiz valla, ne yapak? Kocam bu makas kalmış ya. Beraber olacaksın böyle. Saçını tara kızım. Banyoda tara kızım, saçını tarasana. Ya da boş ver. Boş ver, daha iyi. Daha kısa. Kolay gidiyor. Herkese habersiz çekiyorum. Şurada yemekleri gizli gizli götüren kardeşim. Az bir şey tuzak. Tamamdır. Evet, Emre'yi bilmiyorum, tanıştırdı mı size hiç acaba? Hiç çektin mi Emre seni? Yok, çekmedin galiba. Bu arada işte kardeşim bir tane var benim zaten. Emre.
Bugün buradayız, böyle kahvaltımızı yapacağız. Çocuklar dedeleri kavuştu dedi. Evet, kahvaltımızı yaptık. Şimdi de hemen üstüne el yapımı çürüz. Şey, Deniz yapmış. Ay çok güzel görünüyor. Ben burada kilo alacağım. 2 günde herhalde 5 kilo alırım. Alışveriş yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra da artık yemek, dinlenme, yola devam. Şimdi Deniz'le babam, Emre iki araba yaptık. Şöyle kalabalık olunca ne yapalım? Alışverişe gidiyoruz. Bu arada kazalar peşimizi bırakmıyor. Özgür kafayı vurdu. Bayağı bir yardı bu arabanın bagajına. İşte beni suçluyor. Eşyaları çok doldurmuş olmuş ama. Neyse, şimdilik iyi, biraz dinleniyor. Bayağı şanssızlıklar oldu arkadaşlar. Bu arada arabadayken hemen neden 5 ay yoktur? Yoktuk, onu açıkladı size. Biz arkadaşa dedemi kaybettik. Çok uzun bir süre kendime zaten gelemedim. Çok etkilendim, üzüldüm. Öyle hani hemen hayatıma dönemedim. Ondan sonra arkadaşlar ne oldu? Ev taşıma durumu çıktı. Ev sahibine evi satıyorum, hemen çıkın diye tutturdu. Bu sefer de acele ev taşıma olayı oldu. Biz ev bulamadık bu arada. Belediye bizi bir eve koydu. Çünkü okula yakın hani olsun diye. O evi de çok beğenmediğim için biraz üzüntü yaşadım. Bunun için hiçbir şekilde video çekmedim. Mantığı yoktu hani, öyle depresyonlu halimde size video çekmedim. Bir anlamı yoktu. Bu şekilde kısa ve öz anlattım. Böyle şuraya geldik. Buraya sonra yine geleceğim arkadaşlar. Bu bir yiyecek marketiymiş. Şimdi böyle içeceğimizi alalım dedik 5 dakika. Ay, Almanya yanıyordu bildiğiniz ama şimdi yağmur yağıyor. Biraz iyi oldu, böyle serinledik. Emre. Evet, kardeşim de geldi, bizi bekliyor. Şöyle alışveriş merkezine geldik arkadaşlar ama... Şimdi MediaMarkt'a geldik. Bizim arabanın televizyonu çalışmıyor. Onun kablosunu soruyor kardeşim. Biz de geziyoruz böyle. Sanki Almanya'da fiyatlar daha uygun valla. Böyle kameralar, şeyler, elektronik şeyler. Evet, şimdi Chibo'ya geldik arkadaşlar. Burada böyle Chibo'nun ev eşyaları, kıyafetleri falan oluyor. Sanırsam Türkiye'de de var ama İngiltere'de yok. Şöyle tişörtler. Şöyle bıçak var 10 liraya ama acaba iyi midir bilmiyorum. Kahvaltı bıçağı, tereyağı bıçağı. Fiyatı ne? 1.49 mu? Evet, Almanya'da Türk kahvesi bile var çünkü arkadaşlar. Biz bunu Türkiye'de denedik, çok güzeldi. Yapılması da... Türk kahvesini yapmayı bilmeyenlere şöyle açıklama kartı da yapılmış. Tek 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 anlatıyorlar. Yani çok zor yapılan bir kahve olduğu için. Dondurmuyoruz şimdi. Güzel mi? Buranın dondurması güzel. Buranın dondurması güzel oluyor diyorum. Sevdin mi? Ya. Sevdin mi? Şimdi de şöyle yiyecek alışverişimizi yapıyoruz. Yolluk yapalım. Böyle bir şey. Elif.
What button did you press? Let me see. Stop. Arkadaşlar hayatımın şokunu geçirdim. Bebek mamaları 1 numara, 2 numara. 5.19, 4.95 şaka gibi. Bildiğiniz bebek mamaları ve İngiltere'de bile yani daha çok pahalı. Bayağı Almanya'dakiler çok şanslı, verebilirsiniz bundan bakın bebeğinize. Neyse ben iki tane şundan alacağım. Milupa. Şöyle sına yolunda hazır. Şu da bebekler için su diyor. Bir tane de Azada su alayım şöyle. Şöyle mangolu bulursak onu alalım bir tane. Bunları dönüşte alacağım arkadaşlar. İngiltere'ye dönerken. Bu kremler çok çok iyi, fiyatı da harika. Kafasını vuran kocacığım, ne yaptın? Yaşıyorsun, ya iyisin. Anlatırım onu ya. Kötü bir şey. Eminim çoğu insanın başına... Kafası yarıldı ya adamın burada. Çoğu insanın başına gelmiştir ya. Bagaja kafa vurma. Tam köşe ucuna ya. Açtım kapağı, ayrı bir dönüş yaptım, vurdum lan. Anlatırım yolda. Ne oldu, acıyor mu, iyi misin? Yok, geçti, banyo yaptım. He, iyi geldin. Bayılmışım banyoda, sonra kalktım. Ha, bayıldın mı? Yok ya, şaka. Bir can sağlığı, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun, ne diyorsun? İyidir ama. Evet arkadaşlar, fazla böyle iyi çekemedim bugünkü vlogu. Fazla iyi gitmiyor çünkü acemi olmuşum. 5 ay video çekmeyince ilk defa hayatımda YouTube videosu çekiyor gibi oldum gerçekten. Şimdi Özgür abisine uğrayacak Emre'yle. Onları da bir görsün dedi. Onlar da sıla yoluna çıkacakmış yakında. Biz de şimdi Deniz'de yemek yapıyor. Size bugün şu makineyi göstereyim dedim. Hep sizler gösteriyorsunuz. Alın biz de gösterelim. Neymiş? Fowerk Thermomix. Sanırsam bu aynı marka. Türkiye'de de duydum. Hani bu meşhur olan markası değil mi? Ya başka markalar da var ama bu orijinal olanı. Size biraz göstereyim dedim nasıl oluyor falan. Bu arada size çekmedim ama Deniz buna neler neler yaptı. Şu İspanyol churros var ya, tatlı böyle. Ondan yaptı, organik dondurma yaptı, el yapımı. Ondan sonra neler neler ya, çorba. Her şey yapıyor. Şimdilik de kuru fasulye. Değil mi Deniz, kuru fasulye? Ha, şu çorba mı? Yani böyle şu çorba. Ha, kuru fasulye benzer bir şey herhalde. Ha, bundan. Ha, böyle fasulyeli şey, sote yemek gibi bir şey. Çok güzel. Buradan seçiyorsunuz, tarifi çıkıyor. Ne koyacaksınız, ne koymayacaksınız. Hepsini koyuyorsunuz. Kendi saatinde, kendi şeyinde pişiriyor. Bebek maması yapıyor bu arada. Bebeği olacak olanlara harika bir şey. Ben de istiyorum ama kocacığım cimriliği bırakırsa bir gün biz de alırız bunu. Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle içine malzemeyi koyuyorsunuz. Hatta doğruyormuş. Onu da bilmiyordum. Soğanı bile doğramadık değil mi? Şimdi hepsinin iki katını yapacağız. Ha, biz buradaki tarifin iki katını yapıyoruz kalabalığız diye. Ama bu normalde 4 kişiye yetiyor değil mi bu miktar? İşte tek tek anlatıyor. O sırayla böyle bütün malzemelerimizi ekleyeceğiz. Öncelikle şimdi domates. Doğruyor kendisi. Kepçe kulak. Kepçe kulağın keyfi yerinde. Bu arada arkadaşlar ben böyle daldım. Unuttum size. Şimdi vlog çekmeye acemi olmuşum ya. Yemeğimiz harika oldu. Yani düdüklü de oluyor, tatlı yapma makinesi de oluyor, her şey oluyor yani. A'dan Z'ye her türlü yiyecek hazırlayan bir makine. Ben de inşallah almayı düşünüyorum. Şöyle size sonucu da göstereyim dedim 5 dakika. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Özgür'ün abisi de geldi gitti ama video çekmedim. Şu herkese üşeniyorum bazen sormaya, videoda çekebilir miyim, çekemez miyim diye. Üşendim açıkçası sormaya tek tek tek. Onun için Deniz'in annesi de geldi gitti. Şimdi otel bakıyorlar. Şöyle bir kere dinlenelim diye yol üstü. Azat şu kapıya kafayı takmış bu durumda. Elif. Taktı kafayı buraya.
kapının önündeki kafeler anladım. Orası çok iyi. Yani eğer orası... Bakar mısın? Evet arkadaşlar, şimdi biz Karman Çaman vlog oldu biliyorum ama o kadar koşturuyoruz ki hani siz de anlayın. Onun için ben böyle hani düzgün çekeyim size, bu şekilde çekmeyeyim diye aslında çekmedim bir süredir. Ama bugün koştur koştur da olsa size çekmeye çalıştım bir şeyler. Şimdi babamın evine geldik. bize verdiğin değer bu mu diye kızıyordunuz hani. Video yükleyemediğimde bakın, sabah Sıla yoluna çıkacağız ve ben gece video editliyorum sizin için. Yani gerçekten elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kızlar şurada laptop keyfi yapıyor. Berfin o tarafta. Emre ile babam da şöyle balkonda. Bu şekilde canlar, biz buradan artık böyle size veda edelim. Videomu editleyeyim, size yayınlayayım. Part 1 olan. Ve yarın sabah yolumuz Almanya'dan devam ediyor. Sıla yoluna devam. İnşallah size böyle güzelce daha çekmeye devam edebilirim. Bye bye. Görüşmek üzere. Çikolatalı. Çikolatalı baby. Evet, bu video karışık oldu ama izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoya bay bay de diyorlar. Geldik işte, buradayız. Kayınbabamın evindeyiz. Dinleniyoruz. Sabah yola çıkacağız. Daha başlamadık aslında Sıla yoluna. Eğlenceli geçecek ya. Güzel geçecek tahminim. Şey yorulmayacağız çünkü küçük bebişimiz olduğu için Azat Bey, o diyor ben geceleri seyahat etmeyi sevmiyorum diyor. Akşam diyor otel tutacağınız ona diyor. Dedik tamam oğlum, bakarız dedik. Nereden öğrendiyse. Ben diyor şeyi öğrendim diyor. Gördüm diyor videolarınızı falan. Dedik tamam, yani güzel bir video olacak inşallah arkadaşlar. Kazasız belasız. Bir de bu sene yollar çok kalabalıkmış. Bakalım. Gene sinir olacağız ama bakalım. Hayırlısı ya herkese. Hayırlı yolculuklar. Bizimki biraz uzun sürecek. Sürsün, boşver. Yavaş yavaş gidelim, acelemiz yoksa. İyi akşamlar. Yarın sabah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kimseye karışmayın.